Emlak Mimarım'da bu hafta emlak ve yatırım danışmanı Güneş Erkuç ile birlikteyiz. Güneş Bey merhabalar. Merhaba. Bugünkü konumuz, mülk sahibi çalışacağı danışmanı nasıl seçmeli? Ev, işletme ya da arsamı satışa çıkarmak istiyorum. Kendim satabilir miyim? Doğru fiyatlandırmayı nasıl yapabilirim? Tabii ki kendiniz satabilirsiniz. Bu en doğal hakkınız, anayasal özgürlüğünüz. Kendinizin satmasında herhangi bir sakınca yok. Ama tabii ki biz yine sizden bir uzmandan faydalanmanızı tavsiye ederiz. Her işte olduğu gibi. Neticede arabanız bozulacak olsa kendinizin tamir etme imkanı var. Ama ne yapıyorsunuz? Bu işin ustasına götürüyorsunuz. Bundan dolayı uzmana başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Fiyatı belirleme konusunda ise maalesef kendini satmak isterseniz muhtemelen ilan sitelerindeki diğer ilanlara bakarak bir fiyat belirleyecek olursunuz ve muhtemelen bu fiyat da yanlış olur. Emlak danışmanına neden ihtiyaç duyarız peki? Biraz önce söylediğimde aslına bakarsanız doğru orantılı ve devam eden bir cevabı olacak bunun. Bir, doğru fiyatlanması gerekir mülkün. Hızlı satılabilmesi için iki, doğru pazarlanması gerekir. Üç, bu pazarlama aşamasından sonra doğru müzakere yapılıp doğru sonlandırılması gerekir. Bunların hepsi uzmanlık gerektirilen konulardır. Bundan dolayı bir gayrimenkul danışmanına ihtiyacınız olur. Emlak danışmanı olarak portföyü aldığınız zaman nasıl bir yol izliyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Portföyü alma aşamasında aslına bakarsanız bizim işimiz başlıyor. Mülk sahibimize açıkça yaptığımız ekspertiz sonucunda mülkünün hangi fiyat aralığında satılabileceğini söylüyoruz. Burada da şu yolu izliyoruz. Diyoruz ki siz mülkünüzü hemen mi satmak istiyorsunuz? O zaman şu fiyat. 0-3 ay arasında mı satmak istiyorsunuz? Şu fiyat. 3-6 ay arasında mı satmak istiyorsunuz? O zaman tabii ki daha yüksek bir fiyat oluyor. Bu ilk aşamayla ekspertizle beraber bizim sürecimiz başlıyor. Sonrasında mülk sahibimizden yetki belgesini alıyoruz ve pazarlama sürecine geçiyoruz. Pazarlama sürecinde her mülkün farklı bir pazarlama stratejisi olur. Mülkün yapısına göre bu değişir. Arsa olabilir, dükkan olabilir, konut olabilir veya farklı yapıda bir ticari işletme olabilir ve kendi içinde de bu kategorilere ayrılır. İşte giriş katsa, bahçe katıysa bunun için farklı bir yöntem uygularsınız. Çatı dubleksse farklı bir yöntem uygularsınız. Bu sonuçlara bağlı olarak da bir strateji belirlersiniz. Bu belirlenen stratejiden pazarlamaya başlarsınız. Pazarlama sürecinin sonucunda gelen geri dönüşlere bağlı olarak da müzakere sürecini sonlandırıp satışı gerçekleştirirsiniz. Alıcı için bir rapor oluşturduğunuzu söylediniz. Hemen mi satmak istiyor, 0-3 ay arasında mı satmak istiyor ya da daha uzun vadede mi diye. Peki bu raporlamada başka neler oluyor? Bu raporlamada aslına bakarsanız biz çok fazla bilgiyi bir arada hap şeklinde sunuyoruz müşterimize. Burada neyi kastediyorum? Bir, müşterimizin ulaşabileceği bilgiler var. Nelerden bahsediyorum? Sahibinden.com'da örneğin çevrede satılık diğer ilanlar hakkında bilgiler veriyoruz. Hemen yakında bulunan belirli bir çap içerisindeki ilanlar hakkında bilgi veriyoruz. İki, bölgedeki satılmış olan mülklerin fiyatlarına ulaşıyoruz. Ne kadar mesafede, ne kadar birbirine yakın mülk ve hangi fiyattan satılmış ki doğru raporlamada bu çok önemli bir unsurdur. Üç, o bölgede SPK lisanslı eksperlerin yaptığı eksper raporlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Bunların hepsinin karışımından bir sonuç elde ediyoruz ki bizim yaptığımız raporlamada bu söylediğim fiyatlar dışında bölgenin demografik yapısına kadar bilgiler bulunur. Bunlar ekstradır. Yani o bölgede hangi parti kaç oy almışa kadar biz bilgileri sunuyoruz. Sunumlarda alıcıların size en sık sorduğu sorular neler oluyor? Sunumlarda müşterilerimiz genelde son dönemde binanın yaşıyla çok ilgileniyorlar. Deprem çok güncel bir konu olduğu için deprem yönetmeliğinden önce mi yapılmış, sonra mı yapılmış, önce yapıldıysa özellikle hangi müteahhit yapmış, hangi firma yapmış, depreme dayanıklı olup olmadığını merak ediyorlar. Tabii ki bölge hakkında yine çok fazla soru alıyoruz. Neticede ev satın alıyorsunuz ama aldığınız evle beraber bölgeyi de satın almış oluyorsunuz. Bölgedeki imkanları merak ediyorlar. Son dönemde özellikle asıl aldığımız temel sorular bir deprem yönetmeliğine mülkün uygun olup olmadı. İki bölgedeki imkanlar diyebilirim. Güneş Bey, son olarak eklemek istedikleriniz. Son olarak eklemek istediğim şu, artık insanlarımız bu işin bir profesyonellik gerektirdiğini, doğru pazarlamanın hem alıcıya hem satıcıya kazandırdığının farkına vardılar. Bu çok güzel bir şey. Ben haliyle bütün satıcılarımıza bir uzmanla çalışmalarını, bir profesyonelle çalışmalarını tavsiye ediyorum. Ve bunun dışında gözden kaçırdığım zaman yine bir uzmanlık gerektiren konu var. O da alıcı uzmanlığıdır. Sadece satmak isteyen değil,
almak isteyen müşterilerimizin de bir profesyonelle çalışmasını tavsiye ediyorum. Bize verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim Güneş Bey. Ben teşekkür ederim. WR TV kanalına abone olarak Güneş Bey'in diğer özel bölümlerinden anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümlerde sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.